أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد الحقان مدد. Allah'ın has, güzel kulları, ebrar makamında olan kullarından anlatıyordu Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Onları mutluluğa kavuşturacak, kafirlerin sıkıntılı yüzleri, asık suratlarının karşılığında onların yüzleri güler olacak, sevinçli olacaklar. وَجَزَاهُمْ Bir de verecek onlara Rabbimiz Sübhanehu ve Teala بِمَا صَبَرُوا Burası da çok önemli. Sabırlarının sebebiyle. Demek ki mükafat isteyen, Allah'tan hoş bir karşılık bekleyen kullar ne ehli olacaklar? Sabır ehli olacaklar. Sabırlarının sebebiyle neye sabrettiler? Taatın meşakkatine, ibadetin meşakkatine, sabahleyin sıcak yatağından kalkmanın meşakkatine katlandılar. Başka nefs oyun istiyordu, devamlı oyun istiyordu. O oyun isteğinin ağzına gem vurdular, nefsini ibadete çektiler, taata çektiler, Kur'an'ı okumaya çektiler, Kur'an'ın manasını anlamaya çektiler, Kur'an-ı Kerim dersine çektiler. Nefsini yönettiler yani, haramlara götürtmediler ve sahip olduğu malları kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde yine de Allah'ın rızasını kazanmak için başkalarına dağıtma yolunu seçtiler. Bunlar hep sabır gerektiren şeyler. Bu sabırların karşılığında da Allah onlara bu sayacağımız mükafatları verecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurmuşlar ki as-sabru erba'atun. Dört çeşittir sabır. Birisi as-sabru ala sadmetil ula. Bela başına geldiği sıkıntı, yani bela dediğimiz zaman hoşnut olmayacağın her şey. Hani bir anda elektriğin gitmesi bile, bir anda telefonun şarjının bitmesi bile, yani bu kadar basit şeyler bile, insana hoşuna gitmeyen her ne varsa buna musibet deniyor dinen. O musibet başına geldiği ilk anda İnna lillah ve inna ileyhi raciun deyip her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek, bunu tefekkür ederek yüklendiysen o belayı, sabrıyla karşılık verdiysen, o sadmetil ula bu oldu ilk anda yani. Birinci sabır şekli bu. İkincisi ala edail feraidi. Allah'ın verdiği ibadetleri nefsin yapmak istemese de gem vurup ona yaptıracaksın. Bu da sabır. İkinci çeşit. Üçüncüsü nefs harama gitmek isteyecek. Yani bu haram tabi ibadetlerin terki de yine haramdır. Vesair haramlar da var. Onlara gitmek isteyecek. Onlara karşı tutup onu geri çekeceksin.
Bu da sabırdır, üçüncü çeşit. Ve dördüncüsü genel olarak bütün musibetlere karşı olan sabır. Bu dört çeşit sabrı kulun edinmesi gerekiyor. Bu dört çeşit sabır kulda olması gerekiyor. Bunları sabrediyorsa kul, onun karşılığında işte Rabbimiz diyor ki cennet vereceğim onlara, bahçeler vereceğim. وَحَر۪يرًا giyineceği güzel ipekten elbiseler vereceğim. Harika yani, insanın düşünün genel olarak yani, hele hele yani şehrin gürültüsü, betonların ortasına sıkılmış bir insan veyahut da yani şehirde olmasa bile insanların gürültüsünden, sahip olduğu vazifelerin, sorumluluğun yüklerinden sıkılmış bir insan bir rahatlamak istiyor. Genel olarak ne yapıyor insanlar? İşte pikniğe gidiyorlar yani. Allah'ın bostanı Celle Celaluhu. Öyle bir bostan ki pikniğe gidiyorsun, işte yanında belki arsız, hayasız insan da gelebiliyor. Ne yaptığı belli de olmayabiliyor. Gürültü yapıyor, kavga da çıkabiliyor vesaire vesaire. Böyle değil. Allah'ın bostanı dediğin her yerden, hani bu aynen şeylerde yapıldığı gibi, filmlerde benzetilmeye çalışıldığı gibi, yani suni olanlar var ama suni olduğu belli oluyor onların. Allah'ın özel yarattığı Celle Celaluhu o harika oluyor işte. Bahçeler, etrafında çiçekler, sedirler, biraz sonra da gelecek zaten, kurulmuş, altından sular akıyor. Yani bu gerçekten insan ruhunu rahatlatmaya dair gösterilebilecek en harika manzara. Ve bunun yanında üzerinde de harika elbiseler var ki insan cenneti hayal ederken de zaten genel olarak böyle hayal ediyor. Özellikle de böyle dünyanın sıkıntısı içerisinde boğulmuş insanlar. Rabbimiz de onu anlatıyor işte. Bahçeler içerisinde ama benim halka ilediğim her çeşit çiçek var, her çeşit meyve var. Dereler akıyor, sular akıyor, şaraplar akıyor ve harika elbiselerle sen orada rahatta olacaksın diyor yani. Daha önce miskini, yetimi yediriyor diye orada söylemiştik. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala o yedirmenin karşılığında burada bostanlara koyacağım seni diye mükafatlandıracağım. Yani o yedirmenin karşılığında bu harika bahçelerde olacaksın. Belalara sabrettiğinin karşısında da harika giysilerle seni giydireceğim diye burada karşılıklı ifade eylemiş. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle bir rivayet geliyor. Bu ayeti kerimede bu rivayet çok meşhur. Ne kadar hadisi şerifi sağlam gözükmese de ehli İslam bu menkıbeyi, hatta Resul-i Ekrem'e de dayanıyor bu kıssayı, kabullenmişler yani. Bu da çok önemli. Şimdi bunu genel olarak Selefi taifesi daha ziyade bu konuda öndeler. Her şeyi işte mevzudur, şudur, budur diye söylüyorlar. Yani bazı hadis-i şerifler gerçekten ravileri tarafından çok sağlam gözükmese de fakat ehli İslam arasında o kadar meşhur oluyor ki artık kabulleniliyor yani, benimseniyor bu rivayetler. Bu da onlardan bir tanesi. Çünkü şöyle bir durum var yani. Hani neticede kad yastukul kelub diye söylemiş. Bazen yalancı da doğru söyler. Yani bu hadisi şeriflerin uydurma diye söylenmesi veyahut da kizb diye söylenmesi genel olarak hadis-i şerifin metninden kaynaklanmıyor, ravisinden kaynaklanıyor. Ravisi yalanla bilinen bir adam olduğu için hadise direkt mevzu deniliyor ravisinden dolayı. Onun için قَدْ يَسْتُقُ الْكَذُوا bazen yalancı doğru da söyleyebilir. Bu da olabilir. Ne kadar bazı rivayetler yani sağlam gözükmese de ehli İslam kabullenmiş olduğu için dilden dile dolaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi. İsmail Hakkı Bursevi hatta yani Hakimi Tirmizi'nin ve İbn-i Cevzi'nin bu hadisi uygun görmediğini söylediği halde aşağıda kendisi diyor ki وَنَحْنُ لَا نَشُبَ فِي السِّحَةِ الْقِسَّةِ diyor yani. Bizim hiçbir şek ve şüphemiz yok bu kıssanın doğru olduğunda. Böyle bir durum var yani. Ehli İslam kabullendiği şeyler var bir de yani. Biz de onları kabulleniyoruz. Evet, bu rivayet onlardan bir tanesi. Şimdi mesela burada Ehl-i Sünnet tefsiri okuyoruz, Ruhul Beyan. Burada da bu rivayet alınmış. Altında Beyzavi tefsiri var. Onda da o rivayet alınmış yani. Direkt naklediliyor dilden dile. Gönüllerde kabul görmesi de çok önemli yani. Ki Kesir tefsirindeki Selefilerin tek kabul ettiği tefsirdi bu. Orada da rivayet ediyor ki bazı rivayetler var ki bu alınmaması gerekir ama ehli İslam bunu o kadar benimsemiştir ki onun için alıyoruz. Bu tabirler kullanmıştır yani. Velhasıl bir bakıma da مَا رَآهُ الْمُسْلِم۪ينَ حَسَنًا فَهُ حَسَنٌ hadisi şerifiyle amel ediliyor ki Müslümanların güzel gördüğü komple olarak güzeldir manasında yani. İşte bu ayetin hatta bu surenin sebebi nuzulü olarak anlatılıyor ki bu rivayet sağlam gözükmese de bu
surenin Hazreti Ali yani Ehl-i Beyt hakkında inmiş olduğu Hazreti İbni Abbas'tan ayrıca bir rivayetle geliyor. Menkıbenin bu şekilde olması farklı görülüyor ama surenin Hazreti Ali ve ailesi hakkında indiği farklı rivayetlerle sabit yani. Peki daha detayları da deliller olarak da sunulmuş burada ama o kadar derine inmeyelim şimdilik. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbn Abbas'tan radıyallahu anh'a rivayet ediliyor ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bir gün hastalandılar. İyileşmiyorlar da. Sonra Hazreti Ali'ye dediler ki nezir yapsaydınız yani çocuklarımız iyileşirse şöyle yapacağız diye İslam'da bu var. Bir nezir etseydiniz. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve onların evlerindeki hizmetkarları Fizza radıyallahu anh'a. O da üçü birlikte nezir yaptılar. Dediler ki Hasan ve Hüseyin iyileşirse 3 gün oruç tutacağız. Netice nezir makbul oldu. Hazreti Hasan ve Hüseyin iyileştiler. Sonra 3 gün oruç tutuyorlar tabii ki. Bu 3 günün birinci gününde tabii yani biz şimdi hani bunları anlatıyoruz. Neden? Dertlere bakın, hayatlara bakın. Bir de bizim hayatımızdaki o sinek vızıltısı kabiliğinden olan şeyleri pire kadar olan şeyleri dağ gördüğümüze bir de siz bakalım yani. Bizim dertlerimiz ne? Onların hayatlarındaki durum ne? Ki onlar onu dert etmemişler. Biz pireyi deve yapmışız. Evlerinde yiyecek hiçbir şey yok. Akşam oruçlular suyla zaten sahurlarını yapmışlar. İftar edecekler. Yiyecek hiçbir şey yok. Kim bu? Bu Allah'ın arslanı Hazreti Ali. Şimdi biz birisinin malı olmadığı zaman Allah katında da kıymeti yok olarak görüyoruz. Öyle bir hasta bir ruhumuz var bizim. Bu Allah'ın arslanı Hazreti Ali radıyallahu teala kerremallahu veçha ilk Müslüman olan çocuk ve Peygamber Ezişan amcasının oğlu 4. halife olacak ve ailesi kim? Peygamber Ezişan'ın en çok sevdiği kızı. Cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma. Evde yiyecek yok. Sahur suyla yapılıyor. İftarda yiyecek bir şey yok. Hazreti Ali gidiyor Şem'un denilen Hayberli bir Yahudi'den borç alıyor. Hazreti Ali Yahudi'den borç alıyor. Şimdi bizim insanlarımız Yahudi gibi yaşıyor. Yahudi ile ticaret yapsan hemen senin üzerine çiziyor. Böyle acayip vicdan algılarımız var. Bizim İslam'ın hiçbir yerine uymuyor yani. Neyse ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de biliyorsunuz ki Hakk'a irtihal eylediği zaman Efendimiz kendi kalkanı bir Yahudi'ye rehin vermişti. Borç almıştı misafirine ikram edebilmek için. Allah'a emanet. İşte Hazreti Ali gidiyor bu Yahudi'den borç alıyor. Ne kadar borç? Ama burası da çok önemli bakın. Sadece bir çörek yapacak hamuru almak için borç. Bizim gibi kebap yemek için değil yani. İskender döner yemek için değil. Sadece akşamleyin herkese bir avuç kadar çörek olacak şekilde. 5 kişiler, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, daha diğer kardeşleri yok hayatta. Fizza, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma annemiz. 5 çörek olabilecek kadar, hamur yapılabilecek kadar borç alıyor. Düşünün, suyla sahur yapılıyor, iftar bekleniyor. Tam iftara birkaç dakika kala kapı çalıyor. Hazreti Ali açıyor kapıyı radıyallahu anh. Kim? Ayet-i kerimede sırasıyla verilen o. Yani miskinen ve yetimen ve esiren. Buna göre bu sıra yani. Miskin birisi diyor ki bu miskin bir kardeşinizdir. Beni yedirin. Allah da sizi cennet sofralarından yedirsin. Rivayete göre başka anlatımlarda Hazreti Ali sessizce içeri gelip kendi çöreğini alıp götürmeye niyetleniyor. Hazreti Fatıma kimdir diye ısrar ediyor. Tabii siz devam edin, siz yemeğinizi yiyin. Tabii çok ısrar edince de peygamber olan hürmeti Hazreti Ali'nin, peygamberin kızı neticesinde Hazreti Fatıma annemiz söylemek durumunda kalıyor. Bir fakirdir diyor, ben kendi çöreğimi vereyim, yesin. O diyor ki onunla doymaz zaten, al bunu da ver Hazreti Fatıma kendi hakkını. Hazreti Fizla da cariyeleri de o diyor ki bunu da bari adam gibi doysun. Velhasıl üçü birlikte kendi çöreklerini veriyor. O Hazreti Fatıma kim diye sorduğunu böyle bir şiir halinde anlatmışlar. Hazreti Ali şöyle cevap verdi diyor. Fatimatu zatil mecdi vel yakin ya binte hayrin nasi ecma'in.
Ey bütün insanların en hayırlısının kızı, ey yakın sahibi, şeref sahibi insan, Fatıma hanımına öyle söyleniyor. Ama tarayinel ba'isel miskin kad kama bil babi lehu hanin. Kapıda bir miskin dikilmiş bekliyor, açlıktan da inliyor diyor Hazreti Ali. Yeşku ilallahi ve yestekin, yeşku ileyna ca'i'an hazin. Hüzünlü, derdini Allah'a arz ediyor, bize de açtığını söylüyor diyor Hazreti Fatıma'ya. Yani bu Hazreti Fatıma'nın kalbini yumuşatmak için de böyle bir giriş yapmış da olabilir Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu da bize bir ders de olabilir. Yani neticede çok zor bir durum. Nasıl zor bir durum? Suyla sahur yapılmış, açlık tamamen zirvede, bir avuç ekmeğin var. Burada tabii yaklaşım çok harika Hazreti Fatıma'ya. Hazreti Ali nasıl söylüyor? Ey şeref sahibi, Allah'a imanı sarsılmaz olan Fatıma. Ey insanların en hayırlısının kızı olan Fatıma. Deyip Allah'ı tamamen hatırlatıyor Hazreti Fatıma'ya. Hazreti Ali radıyallahu teala sonra miskinin durumunu beyan ediyor. Öyle olunca tabii iman galebe çalınca böyle Hazreti Fatıma'nın verdiği cevap kocasına aynen şöyle. Amruka yabna ammi sem'an ve ta'ah. Emrin başımın üstünedir diyor. İşittik, itaat ettik. Bakın, bakın. Kadınlara özellikle altını çiziyorum. Ey amcamın oğlu, emrin başımın üzerinedir. İşittim, itaat ettim. Bugün maalesef kocasının söylediği sözün emir olduğunu telakki etmek kadınların özellikle maalesef nefislerine çok ağır geliyor. Bakın, cennet kadınlarının efendisi bu Hazreti Fatıma. Kocası emretmedi halbuki. Gayet nazikçe bir anlatımda bulundu Hazreti Ali. Dedi ki, ey insanların en hayırlısının kızı, kapımızda bir miskin var, açlığından şikayet ediyor. Ona demedi, çöreğini sen de getiriver diye yani. Gayet latif, harika. Hazreti Ali zaten Arapçanın üstadıdır. Harika bir tarzda, nezaketle söylüyor. Fakat Hazreti Fatıma'nın üstün ahlakına bakın. Ey amcamın oğlu. Amcasının oğlu oluyor aynı zamanda Hazreti, biliyorsunuz. Emir senin emrindir. İşittik, itaat ettik. مَا بِي مِنْ لُؤْمِنْ وَلَا دَرَاعَ. Ne cimrilik var kalbimde, ne de bu ekmeğe karşı bir istek. Sen böyle söyledin. اَرْجُوا اِذَا أَشْبَعَتُ ذَا مَجَاعَ اُلْحَقُ بِالْأَخْيَارِ وَالْجَمَاعَ. Umarım ki bu fakir yedirdiğim zaman ben de Allah'ın o has ehli olan o has gruba girerim. Orada ebedi kalırım. Peygamberin şefaatine de ererim. Veyahut da bana da şefaat hakkı verilir diye cevap veriyor kocasına ve neticesinde o gün onların hepsi veriliyor. Akşam yine su, sahurda tekrar oruç tutuluyor. Yine aynı şekilde 5 tane çörek ve iftar vakti geliyor. Dakikalar kala yine kapı çalınıyor. Bu sefer yine Hazreti Ali açar kapıyı. فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Muhammed'in ehli beytine selam olsun. Hâdâ yetîmun min evlâdil muhacirin. Muhacirlerin çocuklarından bir yetimdir bu kardeşiniz. Babam Akabe günü şehit oldu. Beni yedirin ki Allah da sizi cennet sofralarından yedirsin diye söyledi. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ dedi ki Hazreti Fatıma'ya, ben yine vereceğim kendi hakkımı, umurumda da değildir diyor açlığı vesaire. Allah'ı tercih ediyorum Celle Celaluhu diyor, veriyor. Hazreti Fatıma da aynı şekilde hepsi birlikte çöreklerini yine bu yetime dağıtıyorlar. Miskinen ve yetimen, ayet-i kerim ikincisi. Üçüncü gün oluyor, yine iftar vakti geliyor. Bu sefer kapı tekrar çalınıyor. Esirun minel esari. Ben esirlerden bir tanesiyim. Burada benim şeyim yok. Karnım da aç. Siz beni yedirin. Allah da sizi cennet sofralarından yedirsin. Miskinen ve yetimen
o esira. Üçüncüsü. Burada şöyle bir kısa bir parantez açmak istiyorum. Bu menkıbenin doğru olmadığını söyleyenler surenin Mekke'de indiğini iddia etmişler. Ondan doğru değildir. Fakat altta itiraz ediyor. Tabir esir tabiridir. Esir konusu Medine'de vuku bulmaya başlamıştır. Çünkü devlet olduk Medine'ye gittikten sonra. Surenin Medine'de indiğinin işaretidir bu diye söylenmiş. Ve üçüncü esire de kendi çöreklerini veriyorlar. Tabii açlık zirvede. Hazreti Ali alıyor Hasan ve Hüseyin'i. Çıkıyor. Peygamber'e doğru gitmeye sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem onları gördüğü zaman açlıktan halleri değişmiş bir şekilde sizin bu halinizi görmek kadar bana zor hiçbir şey gelmedi diye söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalktılar, beraber yürüdüler. Hazreti Fatıma'ya gitti. Hazreti Fatıma da evinde. Karnı sırtına yapışmış diyor. Gözleri içeriye çökmüş. Çok işte zor geldi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onların bu durumu. İşte Allah'ın Habibi olmak böyle bir şey. Allah'ın Habibi olmak böyle bir şey. O kalp, yani biz hani neden o kalpler diyoruz. Neticede tabii ki Hazreti Fatıma Allah'ın çok sevgili kulu. Hazreti Ali çok sevgili kulu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Allah'ın çok sevgili kulu. Ama Allah bir imtihan murad ettiyse çekeceğiz. Hepimiz birlikte çekeceğiz. Ama Allah'ın Habibine kalplerimiz dönüyoruz. Neden? O kalp bir şeyi çok çirkin gördüyse işte böyle oluyor. Gökten Cibril aşağıya iniyor. Resul-i Ekrem'in kalbindeki hüznü görünce. Düşün, Hazreti Ali bile olsan. Efendimizin kalbinin hüznü çok başka Allah katında yani. Sübhanahu ve Teala. Cebrail aleyhisselam işte iniyor. Allah Sübhanahu ve Teala seni ehli beytini tebrik etti diye müjdeliyor bu harika ahvalinden dolayı ve İnsan suresinin nazil oluyor. Ehli beyt hakkında geliyor yani. Evet, dediğimiz gibi bu kıssa İsmail Hakkı Bursevi diyor ki biz bunun sabitliğinde ve hak olduğunda şüphemiz yoktur. Devam ediyoruz. Müttekiine fiha, cennette yaslanacaklar. Alel araiki. Yani tabii şimdi bizim insanımıza baktığımız zaman biz imanları çok zayıf kullarız. Ha, ne oldu? Bu imtihanı geçtiler, ne oldu? Allah sarayım verdi onlara hemen. Altına sonmadı, arabamı çekti. Böyle bizim düşüncelerimiz böyle yani. Tamam, imtihanı geçtik o zaman, tamam şimdi artık harika bir hayat bizi bekliyor. Hayır, Allah'ın verdiği müjde yine ahirete bakıyor. Ahirette onlara cennetler var. Orada sedirlerde, cibinlikli, etrafı kapalı, harika tahtlarda oturacaklar. La yarawna fiha şemsen ve la zemheriran. Ne güneş sıcağının rahatsızlığı ne de soğuk. Cennet öyle bir yer. Hadis-i şerifte gelmiş ki Hawa'ul cenneti secsecun. La harra fihi ve la kur. Cennetin havası orta halledir. Ne sıcak var orada ne soğuk. Tamamen rahat üzerine kurulu yani. Orada öyle bir cennetler onlara bahşedeceğiz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tabii işin aslına baktığımız zaman, hakikatine baktığımız zaman Hazreti Ali açlıktan mı öldü? Hayır. Hazreti Fatıma açlıktan mı öldü? Hayır. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan açlıktan mı öldü? Hayır. Neticede Allah'ın kulu ol, aç kalırsın, susuz kalırsın. Ama açlıktan ölmezsin. O imtihanları atlatır. Allah'ın arslanı olursun. Allah'ın yeryüzünde seçilmiş kadınlarından biri olursun. Ve en önemlisi olursun. Hazreti Fatıma gibi. Haberde geldi ki Resul-i Ekrem şöyle buyurlar sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem Allah'a şikayet etti. Celle Celle dedi ki ekele ba'di ba'dan. Benim içimde bazısını yiyor sıcaktan. Bana nefes alınmaya izin ver ya Rabbi. Allah Subhanahu ve Teala da senede iki defa diyor nefes almaya izin verdi cehenneme. Birisi kışta, birisi yazda. Yazın en sıcak gününü gördüğünüzde işte cehennemin aldığı nefestendir, sıcağını işaret ediyor. Kışın en soğuk gününü gördüğünüzde o da yine cehennemin ikinci aldığı nefestir. Size cehennem soğukluğundan işaretler gösteriyor. Ona göre dikkatli olun, cehenneme düşmemek için gayretli olun. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelmiş. Cennet ehli cennetteyken bir ışık görürler. Güneşin ışığı gibi. Bütün cenneti kapsar kuşatır diyor. Ehli cennet, cennet bekçisi olan Rızvan'a dönerler sorarlar. Derler ki ey Rızvan, Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de dedi ki La yarawna fiha şemsen ve la zemherira. Cennette güneş görmeyeceksiniz.
Bak bu nedir bu etrafı saran ışık? Hani güneş yoktu cennette? Rızvan der ki leyset hadi bir şemsim ola kamar. Bu ne aydır ne güneştir. Bu gördüğünüz parıltı, bu gördüğünüz ışık, her yeri saran nur. Fatıma ve Ali radıyallahu ta'ala anhuma dahika dahken. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali güldüler. Onların gülmesinin ışığından bütün cennet aydınlandı. Ve onlar hakkında hel ata alel insani hinun mined dehri suresi indi. Nereye kadar? Başından o kana sa'ikum meşkuran ayetine kadar onlar hakkında indi demiş Hazreti İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu. Kaşani tefsirinde de burayı anlatırken diyor ki la yarauna fiha şemsen den murat Allah'ın zatının nuruna erdikten sonra kul artık o zatın nurunu hissetmeye engel olan hararet, iştiyak, şevk ateşinden müberra olur, uzak olur manasını vermiş. Ne de kainat ile birlikte olmanın soğukluğunu hisseder. Zatın nuruna eren insan artık tamamen o nuru yani hissetmeye engel olan her şeyden uzaktır manasında. Tamamen o nura yönelir yani. Bundan dolayı Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdu. Allahümme rızukna lezzete müşahededike. Ya Rabbi senin müşahedenin, senin nuruna, vakıfiyetin, tecellin ile dolmanın lezzetinde rızıklandır bizi ya Rabbi. La zemherira burdul hicab, baradil hicabi vel istitar. Senden perdelenmenin, senin nurundan mahcup perdeli kalmanın soğuğunu, zemheririni yaşatma bize. Öyle dua eyledi. Amin. Evet. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا Cennetin bahçelerinde, bostanlarında, ipekli elbiselerin içerisinde uzanıyorsun. Ve oranın gölgeleri yani gölgelerini yapan ağaçları, normalde gölge dünyada tabii orada yok. Gölgelik yapacak normalde anlatım öyle dünyaya kıyas biçiyorsun yani. Ağaçları yakındır diyor. Aşağı doğru yakındır. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِّيلًا Meyveleri iyice aşağı doğru çekildi onların. Dünyadaki gibi merdiven dayayıp yukarıya çıkmana gerek yok. Altında oturuyorsan oturanın alacağı şekilde, yatıyorsan yatanın alacağı şekilde, ayaktaysan ayakta olanın alacağı şekilde ayarlanmıştır diyor. Cennetin yemişleri hiçbir zorluk olmadan elde edilir. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِلَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا Gümüşten kaplar ve kupsuz bardaklarla onların etrafında dolaşılır, onlara içecekler getirilir. كَانَتْ قَوَارِيرًا Bunlar camdan, cam da قَوَارِيرًا مِنْ فِلَّةٍ Gümüşten bir cam. Niye böyle tabir? Yani bunlar benzetme. Camdan, yani sen camı biliyorsun dünyada, bir de gümüşten. Normalde cennetin camı da gümüşü de tabii ki çok farklıdır. Burada anlatılmak istenilen ne camla bir gümüşün birbirine karışımından değil yani. Cam gibi şeffaf, gümüş gibi parlak demektir yani. Cennetin gümüşü de camı da dünyadakinden tabii ki çok farklı. Hazreti İbn Abbas'tan yine gelmiş ki cennetin yeri gümüştendir diyor. Hani bizde kum var ya gümüşten. O evani külli ardın her yerinde kapları yani her yerin dediğimiz her yaşanan mevkiinin içecek yiyecek kapları yer cinsinden bir şeyden yapılır. Dünyada bizim içecek kaplarımız neden yapılıyor? Kumdan yapılıyor. Kumdan bardak yapıyor. Değil mi? Kumu ateşte şey yapıyorlar. Cama dönüşüyor neticede. İşte her yeri bardakları, kapları o mevkiinin yer cinsinden olanından yapılır. Dünyada kumdan yapılıyor. Cennette ise yer cinsi nedir diyor? Gümüştür. Onun için cennetin bardakları da gümüş tozu şeklinde olan, hani dünyada kum var ya orada gümüş tozu ondan yapılıyor. Bu da zaten cennet dünya arasındakinin farkını anlatmak için Rabbimiz böyle buyurmuştur. Düşünün oranın yerindeki kum gümüş yani cennetin. قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا Cennet ehli orada miktarını kendi beyan eder, istediği şekilde orada içerler. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا Sulanırlar, sakiler var onları içiren. Kim? Allah onları sular bir rivayette. Veyahut da orada görevli taifin, tavaf edenler var. Ke'sen içeceklerini getiriyorlar. كَانَ مِزَاجُهَا Karışımı da zencefil, zencefildendir. Zencefil karışımından bir ne yapılıyor? İçecek yapılıyor, orada içiliyor. Aynen o zencefil de bir
pınardır ki fiha tüsemma selsebila, cennette olan bir pınardır, akıcıdır. Böyle içtiğin zaman çok rahat ettiricidir insanı. Ve yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Bir de orada küçük çocuklar var. Hani insan çocukların sesiyle, onların oynamasıyla, etrafta dolaşmasıyla neşe bulur ya. Orada da aynı böyle çocuklar var. Ya orası için halk olunmuştur ya da kafir çocuklar falan farklı rivayetlerde bulunmuşlar. İdâ ra'aytahum hasibtahum lu'lu'l-emâl. Gördüğün zaman dağılmış inciler zannedersin onları. Öyle tatlı bir görüntü ortaya koyarlar yani. İşte dediğimiz gibi farklı rivayetler, bu çocuklar nereden geldi? Çünkü cennette doğum yoktur ya. Doğum olmadığı için bu çocuklar oraya nereden geldi diye farklı farklı rivayetler gelmiş. Fakat İmam Nevevi'nin söylediği çok güzel. Orası için özel Allah'ın halk ettiği çocuklardır onlar diye rivayet edilmiş. وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا. İşte orayı gördüğün zaman orada çok büyük bir mülkü göreceksin ki cennet ehlinin en düşüğü diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi mülkünü seyretmeye kalktığı zaman 1000 senelik yol kadar yol alır ki seyredebilsin kendi mülkünü. O kadar büyüktür yani. Veyahut da Tevilat-ı Necmiye'nin tefsiriyle وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ. Orada gördüğün zaman Allah'ın nurunu, o zaman asli tevhid makamına erişeceksin. Vahdet denizlerine hakikaten o zaman dalıp ilahi nura şahitlik yapacak, o tecelliyi kalbine alacaksın diye tefsir edilmiş. Yani anlayacağımız, anlatacağımız şudur ki dünyada insanı ferahlandıran, rahat ettiren neler varsa zaten Allah Subhanahu ve Teala bu güzellikleri, cenneti biraz biraz idrak edelim, anlayabilelim diye burada bize ufacık ucundan zerrelerini gösteriyor. Cennette bunlar zirveye çıkmış haliyle kullara sunulacak. Bütün külfetleri arındırılmış bir şekilde sunulacak. Yani sen harika bostanların içerisinde, harika yemişlerin içerisinde kendi ehli iyalinle birlikte oturacaksın. Etrafta çocuk sesleri olacak, oyunlar olacak. Yani insanı rahatlatan görüntüler, güzellikler, her şey orada Allah sana ikram edecek Celle Celaluhu. Bir de bunları anlatırken Rabbimiz neye dikkatimizi çekiyor bizim? Ha, dünyada bu anlatılanların 1000'de 1'i var belki ve o 1000'de 1'inin 1000 katta külfeti var. Yani bu saydıklarımız dünyada da bir bostanda yatabilirsin, etrafından dere akabilir, meyve de olabilir. Ama oradaki güzelliğin 1000'de 1'i şeklinde burada sana sunulur ve üzerinde 1000 türlü külfet de sana burada sunulur. Yani sen zaten bu güzelliklerin 1000 kat daha güzelini ve külfetsizine erişeceksin. Acele etmenin ne gereği var? Buranın da cennetin de sahibine asi olmanın ne gereği var? Sen Allah'a güzel kulluk yap. İşte millet dünyaya çalışıyor, harika bir hayat kendisine sağlamaya çalışıyor. Çalışsın, ne varsa yapsın. Ya Rabbim benim için zaten en güzellerini hazırlamış. Onun hazırladığını bütün dünya toplansa bana hazırlayamaz. O zaman ben kendimi niçin harap edeyim buradaki keyifli günler, keyifli yıllar için? Ben buraya keyif için gelmedim ki zaten. Keyif istiyorsan, keyfin zirvesini zaten Allah sana cennette verecek. Benim sigortamı soruyorsan, emeklilik hayatımı soruyorsan zaten cennette onu hazırlıyor Allah Subhanahu ve Teala. Benim hazırlamama gerek yok. Ben bugünden sorumluyum. Bugünün hakkını vermekle sorumluyum. Ben buna çalışacağım. Bugün Allah'a harika kulluk yapmaya çalışacağım. Senin bana vaat ettiğin dünyevi hazlar ve lezzetler, ben o günlere yetişeceğim mi yetişmeyeceğim mi o bile belli değil. Dünya halden hale bak. Geçen sene virüs çıkmadan önce ne hayal kuran insanlar vardı. Onların vefat sayısı kaç oldu? 5000, 6000, 7000'e gidiyor. 7000 tanesi belki ne hayaller kuruyordu. Daha neler neler yapacağım diyordu. Emekliliğini hazırlıyordu, sigorta paralarını yatırıyordu. Ama Allah için ne yapıyordu? Hazır mıydı? Gerçek emeklilik olan, gerçek ferah, refah, huzurlu, keyifli hayat olan cennet için neler yapmıştı acaba? Bunlar hep ibret ya. Herkes kayıyor teker teker önümüzden gidiyor. O kayanların çokları genç oluyor ya. Yaşlılığa ermemiş oluyor. Biz hemen hep kendimizi kandırıyoruz. Ben 70'e gelirim daha. 80 benim dedem zaten, büyük dedem 90'da vefat etmiş. 100'e giderken ben herhalde 100'ü bulurum. Nefis böyle durmadan söylüyor. 100'e kadar giderim ben. Demiyor ama ya benim dayım da 33 yaşında vefat etmiş.
Ben dayımdan baksana daha çok fazla yaşamışım. Delirtirmiyor. O tarafa baktırmıyor nefis yani. Velhasıl zaten lezzet arıyorsan, keyif arıyorsan Allah onu sana hazırlamış zaten. Yani Allah'ın hazırladığından daha güzelini hazırlamaya gücün mü var senin? Ne mümkün? Sen Allah için yapacağın şeylere odaklan. Onları yapma gayretine düş. Allah'ın aslanı gibi ol. Allah'ın has kulları arasına gir. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ